Para Ajansı'ndan merhabalar efendim. Bugün 7 Mart 2024 Perşembe, güne yansıyan ekonomi ve finans dünyasına ilişkin gelişmeleri aktarmak üzere yine karşınızdayız. Ben Özlem Çamoğlu, paraajansı.com.tr internet sitemiz ve Para Ajansı YouTube adresimizle sizlerleyiz. Gündem yoğun tabii ki. Bakalım neler var güne yansıyan. Aracı kurum düşüşte olan enerji hissesi için al dedi. %45 prim potansiyeli var. Yapı Kredi Yatırım al dedi. Halk Yatırım Aksa Enerji Üretim AŞ hissesi için hedef fiyat güncellemesi yaptı. Aracı kurum Aksa'nın için hedef fiyatını 55 TL olarak belirledi ve hisse için al tavsiyesi verdi. Bu hedef fiyat doğrultusunda hissenin prim potansiyeli %45,12 olarak belirlendi. Aksa hissesi bugün itibariyle açılışını 37,50 TL'den gerçekleştirmişti. Hisse saat 11.35 itibariyle de %1,60 la pozitif seyrediyor. Grafiğe bakıldığında ise 1 yılda %11,11 değerlendi. 6 ayda ise %5,57 değer kaybettiğini görmek mümkün. Bakalım Halk Yatırım Aksa Enerji Üretimi hissesi için güncelleme yapmıştım. Sonraki zamanda neler olup bitecek yine Aksa'nın için paylaşırız sizlerle. Ve Maden Devi 63.639.000 TL'lik pozitif anlaşma imzaladı. Hisse pozitif. CVK Maden İşletmeleri Sanayi AŞ tarafından kamuoyu aydınlatma platformuna bir açıklama yapılmıştı. Yeni iş ilişkisiyle ilgili detaylara bakacak olursak. CVK Maden İşletmeleri Sanayi Ticaret AŞ madencilik sektöründe önemli bir adım attı. Yeni bir iş ilişkisine imza attı. Bugün kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan duyuruya göre bağlı ortaklığı Hayri Ögealman Madencilik AŞ yurt dışında yerleşik bir şirketle maden cevheri satışı konusunda anlaşma imzaladı. Yapılan açıklamaya göre söz konusu anlaşmanın toplam bedeli yaklaşık 63.639.000 Türk lirası. Ve aynı zamanda bu anlaşma CVK Maden'in uluslararası alandaki varlığını güçlendirerek şirketin büyüme stratejilerine önemli bir katkı sağlayacak. Bir kap açıklaması var. Detaylı olarak yine belirtilmiş 2 milyon 10 bin tutarında da bir dolar karşılığını görmek mümkün. Bakalım yine devam edelim. Bir diğer başlık %196 kazandıran hissedeki tedbir kararı kalkıyor. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri arasında bu hissedeki tedbir kararı 7 Mart 2024 tarihinde kalkıyor. Hangisinden bahsediyoruz? Hatsan Gemi İnşaat, Bakım Onarım, Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ. Geçtiğimiz ay alınmıştı tedbir kararı. Bir ay doldu ve bugün sona eriyor. Bakalım Hatsan yatırımcısına ne kadar kazanç sağlamış, onu da hatırlamak gerekirse halka arz olduğundan bu yana Hatsan endeksinde tek olup yatırımcısına %196 oranında kazanç sağlamıştı. Tabii ki araştırılıyor şirketler. Anormal bir yükseliş ya da düşüş durumunda da tedbir kararı uygulanıyor. Onlardan biri de Hatsan'dı ve bugün itibariyle de tedbir kararı kalkmış oldu. Ve %580 değerlenen enerji şirketi 1 milyar TL'lik sözleşme açıkladı. Bu kez de Astor Enerji'den bahsediyoruz. Kapa yapıldı bildirim. Çeşitli yurt içi firmalarla elektrik dağıtım sektöründe kullanılacak malzemelerin üretimi ve tedariki için 35.741.763 dolar tutarında anlaşma sağladığını açıkladı. Bu anlaşma çerçevesinde sözleşme görüşmeleri başlatıldı. Sipariş edilen ürünlerin teslimatı 2024 yılında tamamlanacak, yani yıl içinde. Bu gelişmede Astor Enerji'nin sektördeki faaliyetlerini genişletme ve güçlendirme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Astor 20 Ocak 2023 tarihinde Borsa İstanbul'da 16,63 TL'den işlem görmeye başlamıştı. Bugün itibariyle açılışını 111,50 TL'den yaptı. %3 değerlenme ile de gün içinde ilerliyor. Astor'da sıklıkla paraajans.com.tr internet sitemizde haberleri yapılan bir şirket. İlerleyen günlerdeki akıbetini yine sizlerle paylaşırız. Bankadan net dönem karında artış 1 milyar 699 milyon 161 bin TL kar deniyor. Albarka Türk Katılım Bankası 2023 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklanan özet gelir tablosu ve bilanço verilerine göre bankanın net ücret ve komisyon gelirleri bir önceki yıla göre %261 artışla 680 milyon 751 bin TL'den 2 milyon
680.000 TL'den düzeltiyorum 2.457.000 civarına yükseldi. Net faaliyet kârı ise %105 artışla 2.758.142 TL'den 5.665.704.000 TL'ye çıktı. Önemli bir karlılık gösterdi Albaraka. Net dönem kârı da %134 olarak arttı ve 1.699.161 TL'den 3.969.283 TL'ye ulaşmış oldu. 2023 yılı sonu itibariyle özet bilanço verilerinde de olumlu bir tablo ortaya çıkıyor. Finansal varlıklar bir önceki çeyreğe göre %14 artış yaptı. 74 milyon ve küsuratı ile birlikte 85 milyona çıkmış oldu. Albaraka Türk de yine takip ettiğimiz bankalar ve şirketlerden biri. Ona da bakarız ilerleyen günlerde. Ve bir ayda %486 kazandıran teknoloji şirketi bugün de tavan. Fonet Bilgisi Teknolojileri AŞ geçtiğimiz ayın oldukça göze çarpan hisseleri arasındaydı. Şirket yaptığı yükselişle yatırımcılarının parasını neredeyse 6'ya katladı. Son bir aya bakacak olursak 100 TL yatırım yapan bir yatırımcının parası 586 TL'ye ulaştı. Bu denli bir getiri ise yatırımcısını bir hayli mutlu etti. Ayrıca şirket son bir yılda %1490 oranında getiri sağladı. Böylece yatırımcının parası da 16 katına çıktı. Bu hareketin daha ne kadar süreceği ise merak konusu. Bakalım ilerleyen günlerde nasıl seyredecek. Ve sanayi şirketi karını %765 arttırdı. Bir diğer haberin başlığı bu da. 1.961.307.000. Bu arada çok fazla rakamlar tabii ki karışıklık olabiliyor. 1.961.307.000 TL kârdan bahsediyoruz tabii ki. Şirketler büyük olunca bazıları milyonlarla bazıları milyarlarla ölçülüyor kârlılık oranları. Onun için karışıklık olabiliyor. Kusura bakmayın lütfen. Enka İnşaat ve Sanayi AŞ'de 2023 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. 2022 yılına kıyasla önemli bir büyüme kaydettiğini duyurdu. 2023 yılında satışlar bir önceki yıla göre %24 artışla 76.704.889 TL'ye ulaştı. Bu artış Enka İnşaat'ın güçlü pazar konumunu ve etkili stratejilerini yansıtıyor. Brüt kar %11'lik bir artışla 15.876.554 TL olarak gerçekleşti. Şirketin esas faaliyet kârı da %6 arttı ve 12.961.000 yaklaşık 13 milyon TL'ye yükselmiş oldu. Faiz, amortisman, vergi öncesi kâra bakacak olursak %8 artış var onda da. Yine 14 milyon TL'ye yaklaşık tı ve 15 milyon 60 bin civarında bir karlılık aradaki 1 milyonla karlılık elde etmiş oldu. Net dönem karında dikkat çekici bir artış var yine. %765'lik bir sıçrama var. O da yaklaşık 2 milyon TL'den 17 milyon TL'ye kadar ulaşmış oldu. Tabii ki şirketlerin önemli gelişmelerini de sizlerle buluşturuyoruz. paraajans.com.tr internet sitemiz, Para Ajansı YouTube adresimizle sizlerleyiz yine. Devam edeceğiz tabii ki haberlerimize. Bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.